İlk düdüğün gelmesini bekliyoruz karşılaşmanın hakeminden ve maç başladı umarız. Kadın futbol takımımız iyi bir oyunla sahadan galip ayrılır ve ligde iyi performansını sürdürür. Ceza sahasına çevrilmek istenen top. Savunma araya girdi şimdi. Jessica sekti top. Bir şut şansı ve topa direğin üstünden oyun alanının dışına gidiyor. Şutun sahibi Mariana Yaleka'ydı. Sevinç. Güzide topu uzaklaştırdı bir kez daha Sevinç. Rakip ceza sahasına doğru gönderdiği top Hatice'den sekti. Şimdi uzak mesafeden bir şut şansı ama sonuç çıkmıyor bu pozisyondan. Serbest vuruşu kullanmak üzere 4 kişilik bir baraj oluşturduk. İşaret şimdi geldi Güzide. Doğrudan kaleyi düşündü. Top ağlara gidiyor. Uzun top Güzide'den kapayla karşıladı. Jessica şimdi sekti top Kenya corner. Uzak mesafeden şutunda savunmadan geri geldi top. Erin Yeni şut şansı var. Erin Yeni'nin vuruşu top çerçeveyi bulmuyor. Demet. Şimdi Narin. Narin'in pası Merve'ye. Merve baktı ceza sahasına. Merve Kenya corner'a gönderdi. Savunmadan sekti top. Kenya corner şut şansı. Savunmadan geri geldi. Kenya corner'ın vuruşu. Felicite'den önce araya girdik şimdi. Sağ çizgi hareketlenen Merve var. Top şimdi Setenay'da. Setenay ortaya oynadı. Erin Yeni. Erin Yeni'nin pası. Son çizgi şimdi Merve. Orta şans aradı. Merve yaptı ortasını. Kaleci boşa çıktı. Savunma topu uzaklaştırıyor. Jessica. Jessica'dan pas Erin Yeni'ye. Erin Yeni. Yeniden Setenay. Setenay baktı ceza sahasına. Bir ortada Setenay'dan. Yakın direkte Tülay karşıladı. Gelişle bir vuruş. Direkt dibinde kaleciden büyük bir hata ve top ağlara gidiyor. Şanlak topu kontrol edemedi ve top ağlara gitti. Maçta durum şimdi 1-1. Ceza sahası dışından etkili bir şut. Kaleci Şanlak. Topu kontrol ettiğini zannetti ancak. Şanlak'tan sekti top ve ağlara gitti maçta durum. Şimdi 1-1'e geliyor. 20. dakika. 1-0 geriye düştüğü maçta. 1-1'lik eşitliği yakalıyor. Kadın futbol takımımız işte bir kez daha izliyoruz. Erin Yeni. Bu şutun sahibi Şanlak. Topu kontrol edemedi ve top ağlara gitti. Erin Yeni bu sezon ligdeki ikinci golüne imza atıyor. Farklı açılardan gol. Ekranlara yansıyor. Erin Yeni. Gelişine harika bir vuruş. Kaleci Şanlak. Bir kez daha topu taca gönderdi. Şimdi Setenay. Hividar mücadelesi. Kenya corner yaptı ortasını ceza sahasına bir vuruş. Top direkten geri geldi. İkinci pozisyon. Kaleci Şanlak. Jessica. Jessica'dan pas Merve'ye. Merve sıyrıldı rakibinden. Merve baktı ceza sahasına. Merve yaptı ortasını. Corner'ın kapı vuruşu. Top out'a gitti. İlk yarıda duraklama anlarındayız. Mariana Yaleka serbest vuruşu kullanıyor. Oldukça uzak bir mesafe. Mariana Yaleka yaptı ortasını ceza sahasına. Top oyun alanının dışına gitti. Şimdi kullandığı kale vuruşunu Erin Yeni kapayla karşıladı Asiyama. Asiyama atan pas. Maçın hakemi ilk yarıda son düdüğünü çalıyor. Soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyoruz. İkinci yarı öncesinde yeniden birlikte olacağız. Kenya corner. Santrayı yaptı ve ikinci yarı başladı. Jessica'dan şimdi uzun top. Kapayla karşıladı savunma. Rakip yarı sahaya yine yerleştik. Merve baktı ceza sahasına Merve. Merve şimdi yaptı ortasını. Kenya corner önüne aldı. Kenya corner'ı vuruşu top. Out'a gitti. Setenay ceza sahası içerisinde. Mariana Yaleka yine yakın direğe doğru şimdi bir koşusu var. Kale alanına doğru yapıldı. Orta Kenya corner'ı kapı vuruşu kaleci. Şanlak'ta kaldı top. Yaleka. Merve doldurdu topu ceza sahasına. Merve kapı vuruşu. Top out'a çıkıyor. Taç atışını kullandı. Sevinç'ten pas corner'a. Kenya corner. Şimdi top yeniden Sevinç'te. Sevinç yaptı ortasını ceza sahasına. Şanlak sektirdi topu. Setenay. Setenay'a vuruşu. Savunmadan geri geldi top. Mariana Yaleka. Köşe vuruşunu kullanıyor. 63. dakika maçta.
5 oyuncumuz var ceza sahası içerisinde. Mariana Jaleka yaptı ortasını. Yakın direğe doğru geldi top. Sekti. Bir vuruş. Top asfaltta oyun alanının dışına gitti. Serbest vuruşu kullandık şimdi. Coleman. Coleman yine savunma arkasına uzun bir top düşündü. Sol kanada. Setenay yaptı ortasını. Setenay. Kenya Corner. Açısını kaybetti. Müdahale o bölgede. Gol arıyoruz. Coleman baktı takım arkadaşlarına. Coleman yaptı ortasını kale alanına doğru. Şanlak kontrol ediyor bu topu. Beyza Nur'dan uzun pas. Kenya Corner topu hareketlendi. Sekti top Coleman'ın önünde kaldı. Coleman yerde kalıyor. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını işaret ediyor. 90+6. Coleman topu rakibinden kurtardı ancak kendisini kurtaramıyor. Maçın hakemi Birkan Altındaş penaltı kararı veriyor. Duraklama anlarında 90+7'de öne geçme şansı kadın futbol takımımız için. Kenya Corner aldı topu, beyaz noktaya koydum. Kenya Corner. İşte pozisyon bir kez daha ekrana geliyor. Coleman böyle sıyrıldı rakibinden. Ceza sahasına girer girmez Hividar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar penaltı. Öne geçme şansı. Birkan Altındaş henüz düdüğünü çalmış değil. 90+10'a girdik. Dördüncü hakemden şimdi tamam işareti geldi. Kenya Corner. Kenya Corner. Topun gerisinde işaret geldi. Kenya Corner. Kenya Corner. Kenya Corner. 90+10. Kadın futbol takımımız Ahmet Sportif deplasmanında Kenya Corner'ı kaydettiği golle 2-1 öne geçiyor. Ligin en iyisi, ligin en golcüsü Kenya Corner 26. golünü kaydediyor. 17. maçında Kenya Corner. 2-1 öndeyiz 90+10'da. 2-1'lik üstünlüğü yakaladık. Penaltıdan Kenya Corner'ın kaydettiği golle. 90+11. dakikadayız. 90+11. dakikadayız. Taç atışını biz kullanacağız. Beyza Nur taç atışını hemen kullandı. Bu arada Beyza Nur'a taç atışını kullanırken bir müdahale var ve sağ içerisi maalesef karışıyor. Ahmet Sportifli oyuncular oyuncularımıza şu an saldırıyor. Tribünlerden de atılan yabancı maddeler var. İstenmeyen olaylar. Diyarbakır'da oyuncularımız yedek kulübesine doğru gitti. Ezgi Çağlar şimdi o bölgede, şimdi işte Sultan'ın hakikaten hiç görmek istemediğimiz olaylar. Güvenlik güçlerinin yardımıyla kadın futbol takımımız adeta yedek kulübemize şu an sığınmış durumda. Diyarbakır'da istenmeyen olaylar. Şimdi oyuncularımız soyunma odasına doğru gidiyorlar. Güvenlik güçlerinin yardımıyla birlikte. İstenmeyen olaylar. Diyarbakır'da duraklama anlarında 90+10. dakikada Kenya Corner golü kaydetmişti. Sonrasında oyun devam ediyordu. Taç atışını kullanırken Beyza Nur, Ahmet Sportifli bir oyuncunun müdahalesi vardı kendisine. Ardından da saha içerisinde bir anda olaylar çıktı. Güvenlik güçlerinin yardımıyla takımımız şu an soyunma odasına doğru gidiyor. Şu an Diyarbakır'dan aldığımız bilgiye göre herhangi bir tatil etme durumu söz konusu değil. Maçın hakemi maçın 2-1 bittiği şeklinde yönünde bir karar almış. Bu bilgiyi de yeniden sizlerle paylaşalım. Maç 2-1 kadın futbol takımımızın lehine sonuçlandı ancak şüphesiz bu olaylar unutulmayacaktır ve
maçın gölgesinde kalacaktır maalesef. Bu olayların bir kez daha tekrarlanmamasını dileyerek yayınımızı kapatıyoruz. Bir başka yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın.